Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir makyaj videosuyla karşınızdayım. Yüzümde görmüş olduğunuz bu ıslak görünümlü yaz makyajını yapacağım. Sizin için, daha doğrusu yaptım şu an, yapacağım değil. Yaz aylarında çok fazla makyaj yapmayı sevmesem de yine de böyle makyajsız çıkmak da çok hoşuma gitmiyor. O yüzden genelde bu tonlarda bir makyaj yapıyorum. Son videolarımda da yüzümde bir makyaj vardı. Bununla ilgili birkaç soru gelmişti. Sizinle paylaşmak istedim. İsterseniz hemen videoya geçelim. Şimdi saçlarımı topladım. Yüzümde hiçbir şey yok. Önce bir nemlendiriciyle başlayacağım. Bunu hem nemlendirici hem baz olarak kullanıyorum. Glam Glow'un şöyle bir ürünü var. Ben bunu çok severek aldım ve severek kullanıyorum. İsmi Glow Starter. Bendeki rengi Nude Glow. Bunun böyle birkaç tane çeşidi var. Aslında yazın belki siz parlak görünüm tercih etmiyor olabilirsiniz ama ben böyle parlak görünümden, böyle ışıl ışıl tenden çok hoşlanıyorum. O yüzden bununla başlıyorum. Bu Real Techniques'in Stippling fırçasının üstüne aldım ürünü. Şöyle baya baya gelişir güzel. Yüzümün her yerine süreceğim. Böyle çok güzel bir ışıltı veriyor. Aynı zamanda güzel de nemlendiriyor. Ama bunu büyük ihtimalle yağlı ciltler pek sevmez. Daha çok böyle karma ya da kuru ciltlerin sevebileceği bir ürün. Şimdi normalde bu adımda fondötene geçiyor olmam gerekiyordu ama yazın böyle çok fondötene boğmayı, daha doğrusu yüzümün her bölgesine fondöten sürmeyi sevmiyorum. Sanki terledikçe kusuyormuş ya da bir süre sonra sıcaktan böyle bencik bencik gözüküyormuş gibi geliyor. O yüzden şöyle ufak bir hile yapacağım. Çoğunuz yapıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Kapatıcımı kullanacağım sadece lekelerimi kapatmak için. Kullanacağım ürün şu Guerlain'ın kapatıcısı. Bunu normalde ben göz altlarıma uygulayamıyordum çünkü rengi bana çok koyuydu. Fakat şu an birazcık bronzlaştığım için şu an tam ten rengime uyuyor. Şöyle gayet pıt pıt bütün sivilce lekelerimin üstüne, mevcut sivilcelerimin üstüne uyguluyorum. Sonrasında favoriler videomda bahsettiğim Nashita'nın şöyle bir fırçası vardı. Bu çok güzel bir kapatıcı fırçası. Özellikle de böyle bu tarz tampon hareketlerle krem ürünler uyguluyorsanız gerçekten mükemmel. Bununla şöyle şöyle lekelerimi kapatacağım. Şimdi geliyorum göz altlarıma. Aynı ürünle göz altlarımı kapatmak istemiyorum. Dediğim gibi tonu birazcık koyu olduğu için çok uzun süredir kullandığım Nars'ın bu Radiant Creamy Concealer'larından. Bendeki rengi neymiş? Custard isimli renkle göz altlarımı kapatacağım. Yani aslında son zamanlarda çok bayılmıyorum buna. Severek kullanıyordum çok uzun süredir. Bir tık sanki böyle çizgilere dolma yapıyormuş gibi geliyor. Ama yine de şu an tonu tam bana uyduğu için ve elimde başka çok sevdiğim bir kapatıcım olmadığı için bununla kapatmayı tercih ettim. Hazır şu fırçamı kirletmişken başka bir fırça kullanmıyorum. Çünkü göz altlarında da bu fırça çok güzel bir etki yapıyor. Hatta bence göz altlarında sanki birazcık böyle bir airbrush etkisi yapıyormuş gibi geliyor. O yüzden bunu yine bu fırçayla ürünümü yayacağım. Kapatıcıyı uygulayınca iyice şu an Casper gibi oldum. O yüzden kaşlarımı doldurayım diyorum. Şöyle bir önce yukarıya tarıyorum. Düzgün doldurmak adına. Sonrasında eski bir favorime geri dönüş yaptım. O da Betty Boop'un şöyle bir kaş kalemi vardı. Gratislerde satılıyor. Bilmem hatırlar mısınız? Geçen seneki videolarımda çok fazla bahsetmiştim rengini çok sevdiğimden. Tekrardan bunu kullanmaya başladım. Aslında ucu çok kalın değil. Şöyle asansörlü bir kalem. Ama rengi benim kaşımla birebir. O yüzden tekrardan bununla dolduruyorum kaşlarımı. Tabii ince uçlu Golden Rose kadar ya da Benefit kadar ince uçlu dolduramıyor. Ama yine de bence rengi kaşımla aynı olduğu için idare edebiliriz diye düşünüyorum. Gözlerime geçmeden önce far bazını göstereyim. Urban Decay'in şöyle şu primer portionlarından Eden isimli renk. Bunu uygulayacağım. Ya aslında ben far bazı her seferinde sürmek bana birazcık zor geliyor. Üşeniyorum ama yazın daha da böyle terleyince oradaki farlar birbirlerine geçmesinler diye süreceğim. Hem de birazcık bu göz kapağımın üstündeki renkleri nötrlemiş olacak. O koyu rengi birazcık. Evet, şu an elimi de nötrlemiş bulundum. Alacak. Bunu elimle şöyle
yayıyorum ama bunu da fazla sürmemek lazım. Böyle fazla sürdüğünüzde bembeyaz kireç gibi yapıyor göz kapağının üstünü. O yüzden şu an parmağımı kullanarak tüm parmaklarımı feda ettim. Fazlalığını alıyorum. Aslında bu ürünün orijinal olanını, yani renksiz olanını almak ve kullanmak istiyorum artık. Çünkü şu an bu yaptığı beyazlıktan hoşlanmadım. Göz makyajıma geçmeden önce elimde niye bunu bu kadar zamandır tuttuğumu göstereyim. Çünkü aslında göz makyajımda şuradaki şu Wings isimli rengi kullanacağım. Bu Tarte'ın Make Believe in Yourself diye bir paleti. Çok güzel renkler var içinde. Tabii şöyle bir şey var. İlla bunu sürmek zorunda değilim. Yaz makyajımda genelde şöyle yapıyorum. Herhangi bir ışıltılı farı göz kapağıma geçiyorum. Yani illa bu olmasına tabii ki gerek yok. Hatta fırça sanırım kullanmayacağım. Çünkü bunlar böyle birazcık metalik etkili farlar. O yüzden yine parmağımı kullanacağım. Şöyle şu yüzük parmağıma rengi alıyorum. Biraz rengin güzelliğini göstermek istiyorum. Çok güzel böyle bir bakır tonu var. Şöyle göz kapağıma. Çok güzel ve çok pigmentli. Bu şu an sanırım yaz makyajından çıkıp sahne makyajına doğru ilerleyecek. Çünkü renkler çok güzel. Şimdi bunu bayağı gelişi güzel böyle parmağımla sürdüm. Ama asıl kısım MAC'in şu Texture isimli farında bütün olay. Yani ben bu farı yaz kış demeden her makyajda kullanıyorum. Hiçbir şey sürmesem bile o gün yüzüme şunu o katlama bölgeme sürüyorum. Gerçekten çok güzel bir derinlik veriyor. Şu karıştırma fırçama alacağım. Her makyajda oluyor ya. Her renkle oluyor. Şu katlanma bölgeme hem alttaki o simli farın dağıtmış oluyorum. Hem de şurada bir gölge yaratıyorum. Böyle uygulayacağım. Şimdi texture'ı bu sefer kalem bir fırçaya aldım. Benim kalem fırçam MAC'in 219 numarası ama hiç fark etmiyor. Herhangi bir kalem fırçayı kullanabilirsiniz. Ucunun şöyle oluyor olması yeterli. Aynı rengi birazcık da kirpik diplerime geçeceğim ki çok böyle parça parça durmasın. Biraz daha böyle bütünlük olsun istiyorum renklerde. Birazcık da kaşlarımı sabitlemek istiyorum. Çünkü zaten şekilleri şu an bayağı bir kaymış durumda. Biraz daha yukarı şu NYX'in. Kullanıyorum. 2 senedir kullanıyorum. Bunu bitmiyor nedense. Bayağı da seviyorum. Maskara. Burada bu da Fransızca yazıyor üstünde. Burada İngilizce varmış. Tinted Brow maskarasından Brünet isimli rengi süreceğim. Bu bence uygun fiyatlı kaş maskaraları arasında. Böyle renkli kaş maskarası kullanıyorsanız hem rengi güzel hem de kendisi. Tabii şu an şurama İzzet Altın Meşe beni yapmış olsam da yanlışlıkla. Olsun ya. Ne olacak? Ya çünkü böyle bu maskaranın bir yerine toplanıyor o Allahsız ürün. Sonra tam sürdüğümde bir yerde sanki bir siyah ben varmış gibi yapıyor. Herhangi bir kaş tarama fırçasıyla orayı şöyle. Daha da korkunç oldu. Bir dakika. İşte bir şekilde müdahale edin siz onu anlatmaz. Kulak çubuğu olur. Bence düzeldi. Yani ilk haline göre düzeldi. Neyse siz olun. Ürünü önce bir sıyırın böyle kabına. Sonra benim gibi böyle olur. Daha da mı berbat ettim? Neyse daha fazla kaşlarımı ellemeyi şu an reddediyorum. Ve geçiyorum maskaraya. Çok uzun süredir kullandığım ve çok sevdiğim bir maskaraya devam ediyorum. Benefit'in Roller Lash kahverengi maskarası. Özellikle yaz aylarında böyle biraz daha kahve tonlarında makyaj yapıyorsanız bence çok daha doğal ve böyle şey gözüküyor ya, hani simsiyah maskaraları ben biraz bu aralar sevmiyorum nedense. Benimkisi biraz bitmek üzere. O yüzden biraz zorlanacağım sürerken ama şöyle kirpiğimin dibinden alıp yukarıya tarıyorum. Yalnız bitti falan, maskara azaldı, sürmeyecek zannettim. Bence çok güzel uzatıyor kirpikleri ya, çok güzel tek tek ayırıyor, volüm veriyor. Vallahi şu an kendi sürdüğüm maskaraya aşık oldum. Çok güzel. Tekrar fırçamı batırmayacağım. Aynı böyle üstünde kalan azıcıkla da şu alt kirpiklerime geçireceğim. Çünkü batırıp tekrar çıkartırsam biraz önce kaşıma olan felaket alt kirpiklerime de olabilir. Zaten alt kirpiklerimi üste sürdüğüm kadar çok sürmüyorum. Çünkü eğer çok ve tamamen sürersem gözlerimin yapısı zaten aşağı düşük.
iyice gözlerimi aşağıya alıyor. O sebeple şöyle az az alt kirpiklerime de sürdüm. Bence en zor kısmı göz yani. Gözü daha ince ince, alan küçük olduğu için. Şimdi geçiyorum bence yaz makyajının en önemli kısımlarından biri bronzer. Özellikle ben bu yaz çok bronzlaşmadım. Yani geçen yaz bu zamanki videolarıma bakarsanız bayağı bir kahverengiyim. O yüzden şu MAC'in Extra Dimension serisinden Glow With It isimli bronzer'a ihtiyacım var. Hem böyle bronzer hem de altın yansımalar var. İçinde Golden Rose'un şu kontür fırçamsı ürününü çok seviyorum, kullanıyorum. Tabii ki bu kadar ışıltılı bir üründe kontür yapmıyorum ama şöyle biraz hani yüzüme renk vermesi açısından süreceğim. Aa, bu fırçanın çok fena kılları. Tek sorunu tüy döküyor bu fırça, kıl döküyor. Yoksa çok güzel. Sadece yanaklarıma değil, şöyle birazcık alnıma, hani yüzümü çerçeveleyen yerlere, birazcık çeneme. Bunun rengi o kadar güzel bir bronz ki. Yani umarım oradan da öyle gözüküyordur. Her yerime sürmek istiyorum. Şimdi geçiyorum allığa. Allığımı o kadar seviyorum ki. Yani bir allık ne kadar sevilebilirse o kadar seviyorum. Son videolarımda sürekli yüzümde olan allık bu. O böyle biraz ıslak görünümlü şeftali canlı yapan allık da bu. Yine MAC'in Extra Dimension serisinden Just a Pinch isimli renk. Yani ben bu bütün seriyi alabiliyor olsam alırdım. Golden Rose'un şöyle bir allık fırçasına alıyorum. Ya bu sanırım diğer bütün MAC allıklarımın ya da diğer bütün allıklarımın pabucunu dama attırdı bana. Biraz fazla mı aldım acaba? Çok sevdim diye. Çünkü kendinden böyle bir ıslığımsı, aydınlığımsı bir şeyi var, görüntüsü var. Aydınlatıcı paletim için bir dakikalık saygı duruşu istiyorum sizden. Çünkü Huda Beauty'nin şöyle bir 3 boyutlu aydınlatıcı paleti var. Sen yine bakar mısınız? Yani olacak gibi değil. Oradan şu iki rengi karıştıracağım. Bu Real Techniques'in setting fırçasının ucuna biraz biraz alıyorum. Yapıları o kadar güzel ve o kadar gerçekten 3 boyutlu sanki. Birazcık kaşlarımın şu altındaki kemiğe. Şöyle yüzümün yüksek yerlerine. Ay çok güzel. Allah'ım Allah'ım. Yani aydınlatıcıların tek kötü yanı eğer yüzünüzde gözenekler varsa onları böyle çıkartabiliyor ama yine de bence buna değer. Birazcık şu çirkin burnumun üstüne. Aydınlatıcı o kadar güzel ki burnumu bile aydınlatmak istedim, siz düşünün. Birazcık da şöyle şu dudak çizgimin üstüne. Ay çok güzel, şu an her yerime böyle devam edip sanki sürebilecek gibiyse. Parladıkça parlıyorum. Biraz şuraya baktım galiba. Bir dakika. Biraz. Heh, fazla oldu. Bu arada pudra kullanıp yüzümü sabitlemedim. Ama aslında birazcık sabitleseymişim. Hani belki günü uzatabilirmiş. Neyse artık o adımı geçtim ama aslında Laura Mercier'in kırdığım bir şeyi. Sabitleyicisini kullanıyorum. Ne kaldı şu an eksik? Ruj yok. Ruja geçmeden önce son zamanlardaki en önemli dudak keşfimi göstereceğim size. Yakından göstereceğim. Paris'ten şöyle, Paris'ten aldığım en ucuz şey Carmex diye bir markanın şöyle 2 euroluk bir lip balmı var. Ya dudağı bu kadar güzel nemlendirip o yara yara parça parça olan dudaklarımı inanılmaz kurtardı. O yüzden şöyle biraz, ay kokusu güzel değil ama şey gibi, Vicks gibi. Oh be, dudağım varmış gibi ortaya çıktı birazcık. Böyle bir fondöten şey gelmiş ki dudağımın üstüne. Lip balmımı uyguladığıma göre rujuma geçebilirim. Maybelline'in şöyle Color Drama Color Show diye bir serisinin 630 numaralı bir kalem rujumsu bir şeyi var bende. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam Londra'dan almıştım. Burada satılıyor mu satılmıyor mu emin değilim ama rengi çok güzel. Ama tabii böyle bu renklerde çok benzer nude rujlar her yerde var. Benim bildiğim nude alternatifleri aşağıda bilgi kutucuğuna ürünlere yazacağım. Siz de o renklere bakabilirsiniz eğer bu satılmıyorsa. Ama satılıyor da olabilir, bilmiyorum Maybelline bunu getirdi mi. Ama getirmediyse de bence getirsin, çok güzel çünkü yapısı ve rengi. Biraz taşırdım mı? Yok, çok taşırmadım. Bence idare eder. Rujumu da sürdüğüme göre artık şu birazcık daha sabitleme işine geçebiliriz. Aslında bu bir sabitleyici değil ama Mario Badescu'nun şöyle bir
spreyi var. Güllü, aloe veralı, böyle aslında yazın sıcak bastığında fıs fıs geçebileceğiniz bir sprey. Ama ben böyle makyajı daha bütün gösterdiğine inanıyorum. O yüzden bu aralar makyajımı tamamladıktan sonra şöyle biraz böyle bir hacı yığı diyesim geldi. Şey bir kokusu var. Hani gül olduğu için içinde böyle o tarz bir kokusu ama rahatsız edici değil. Şimdi kurusun. Ve sanırım bu şekilde makyajımı tamamlamış oldum. Yani zaten çok atla deve bir şey yapmadım biliyorsunuz. Normalde hep genelde bu tonlarda böyle nude tonlarda ondan sonra bakır tonlarını seviyorum. Ama bu aralar böyle bu ıslak görünümden, aydınlatıcılardan falan hoşlandığım için bunu sizinle paylaşmak istedim. Tabii bu makyajı uygulamak için illa benim sürdüğüm ürünleri birebir kullanmanıza gerek yok. Aynı renkte, farklı markalardan ürünlerle de aynı makyajı elde edebilirsiniz. Dediğim gibi çok çok böyle farklı çılgın bir şeyler yapmadım zaten. Hep sevdiğim tonları kullandım. Siz makyajımı nasıl buldunuz? Aşağıda yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğene. Gelmişken de kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle arada makyaj videoları görmek ister misiniz? Ben çok fazla makyaj videosu çekmiyorum biliyorsunuz. Çünkü kendim de çok izlemekten keyif almadığım için hani arada böyle paylaşmayı seviyorum. Bana fikirlerinizi de yazın lütfen. Yakında yeni videolarda görüşmek üzere.